Anadolu Ekranı BRT ve stüdyolarında haber merkezimizce hazırlanan ana haber bülteni ile sizlerin karşısındayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en iyi siz biliyorsunuz dedi. Kuruluşumuzun 21,5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın da eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği ve her mücadelesinde yanında yer aldığı bir siyasi teşekkül olarak tarif ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak öncelikle bizlerin buradaki heyetin sorumluluğundadır. Şu gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum. AK Parti resmen kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar sadece girdiği her seçimi kazanmakla kalmamış, milletimizin gönlündeki yerini de sürekli güçlendirmiştir. Bu gücün en müşahhas tezahürlerinden birini üye sayımızda görmek mümkündür. Kuruluşumuzun ardından girdiğimiz ilk seçim yılı olan 2002'de üye sayımız 400 binler seviyesindeydi. Bir sonraki seçim yılı olan 2007'de üye sayımız 1 milyon 350 bine yükseldi. Ardından 2011'de üye sayımız 4,4 milyonu buldu. 2015 yılında üye sayımız 9 milyonun üzerine, 2018 yılında 10 milyon sınırına çıktık. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan kayıtlara göre 2023 yılına 11 milyon 241 bin üyeyle girdik. Bu eser hepinizin. Aslında parti kayıtlarımızda bu rakam 11 milyon 393 bine yaklaşıyor. Eksikleri tamamlayarak kısa sürede kayıtlarımızla Yargıtay Başsavcılığı rakamlarını birleştireceğiz. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim için ittifak konusunda görüşmeler yaptıklarını belirterek, yakında Ocak ayı sonu gibi açıklamamızı yaparız. Görüşüyoruz, evet. Mesela Zafer Partisi ile görüşüyoruz, Doğru Parti ile görüşüyoruz, DSP ile görüşüyoruz, Adalet Partisi ile görüşüyoruz. Bunlarla görüşüyoruz. Doğrudur, dedi. Bilemiyorum yani duyumları ne olduğunu, o konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Seçime yetiştirirlerse mutlu oluruz tabi. Adayı seçime yetiştirir. Seçimden sonra bırakmazlarsa iyi olur. Bilemiyorum şimdi ben. Ben bir başka partinin üyesiyim, genel başkanıyım. Bizim partimizde Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. Bütün üyelerin önüne Eskişehirlilerin, Kastamonluların, Hakkarililerin, Mersinlilerin, Yalovalıların hepsinin önüne sandık koyacağız. Ben aday olacağım ama üyeler seçerse bizim partinin adayı ben olacağım. Biz de üyeler seçiyor. Görüşüyoruz. Yakında Ocak sonu gibi açıklamamızı yaparız. Görüşüyoruz evet. Görüşüyoruz mesela Zafer Partisi ile görüşüyoruz. Doğru Parti ile görüşüyoruz. DSP ile görüşüyoruz. Adalet Partisi ile görüşüyoruz. Bunlarla görüşüyoruz. Doğrudur. Milyarlarca lira hazine yardımı alan bir parti değiliz. Bizim elimizin altında belediyeler yok. Biz yeni kurulmuş bir yıllık bir partiyiz. Ama biz diyoruz ki 200 bin sandık var. Gelin bu sandıkları paylaşalım. 1000 tanesini birisi alsın, 2000 tanesini birisi alsın. Bu sandıkları paylaşalım diyoruz. Biz de kendi çapımızda tabii ki bir hazırlık yapıyoruz. Ama bu bir partinin işi olmamalı. Bütün partilerin işi olmalı. Memnunuz, tabii ki memnunuz. Şöyle
Siyasi partiler kanunundan kaynaklanan bir durum bu. Üye sayısını fazlalaştırdığınız zaman kongre süreciniz uzuyor. Kongre süreciniz uzayınca da seçime girme hakkıyla ilgili sıkıntı çıkıyor. Biz bir an önce az üyeyle de olsa kongreleri yapıp seçime girme hakkını elde etmek için böyle bir yönteme başvurduk. Hiçbir sıkıntı yok. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 7. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Anadolu medyasının sorunlarını da dile getirdi. Zaltı Devletleri'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz efendim. Anadolu'ya verdiğiniz değer için arkadaşlarım adına size şükranlarımı arz ediyorum. Bu bağlamda şu gerçeğin altını çizmek isterim. 20 yıllık iktidarınız boyunca ulaşımdan sağlığa, tarımdan milli savunmaya kadar binlerce büyük proje imza attınız. 2023 hedefleri doğrultusunda da bu yönde adım atmaya devam ediyorsunuz. Ancak bize göre en önemli projeniz Anadolu insanına özgüven vermeniz, ayağa kalkın siz de yapabilirsiniz demenizdir. Sayın Cumhurbaşkanım, son 3 törenimizde bizi yalnız bırakmadınız. Burada ağırladınız. Bu durum Anadolu medyasına verdiğiniz değeri gösteriyor. Bunun için ayrıyetten bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim, konuşmamızın sonunda 3 tane konu var Sayın Cumhurbaşkanım. Bunlardan bir tanesi TürkSat uydu fiyatlarının indirilmesi konusu. Sağ olsun Ulaştırma Bakanımız her zaman bize destekte oluyor, reklam da veriyor. Aradığımız zaman da kendisine ulaşıyoruz. Bu süreçte bize çok da katkısı oldu, onu da peşinen belirtelim. Ama ulusal ve yerel medya aynı uydu ücretini ödememesini istirham ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. İkinci konu, Anadolu Yayıncılar Derneğimiz tarafından düzenlenen medya ödüllerinin 7.sinde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ödüllerini takdim edeceğimiz kurumlarımızı ve medya mensubu arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Toplam 320 mahalli ve bölgesel radyoyu, televizyonu, gazeteyi, dergiyi aynı çatı altında bir araya getiren Anadolu Yayıncılar Derneği maşallah başarı çıtasını her yıl bir adım daha yukarı taşıyor. Derneğimizin yerel medya gündemini millete ve milletin kadim değerlerine sabitleyerek yürüttüğü çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan Anadolu medyası ne kadar etkin ve yaygın olursa demokrasimiz de o derece güçlü olacaktır. Her biriniz varlığınızla ülkemize medya ikliminin çeşitlenmesine önemli katkılar sunuyorsunuz. Mahalli medyanın halkımızın doğru bilgilendirilmesinde oynadığı kritik role özellikle son yıllarda defalarca şahit olduk. Gezi olaylarından 17-25 Aralık girişimine, terör saldırılarından 15 Temmuz ihanetine kadar yaşadığımız her kritik dönemeçte Anadolu medyası milli irade ve demokrasiden yana çok net bir tavır aldı. Türk demokrasisinin üzerinden vesayetin gölgesini kaldırmaya dönük her hamlemizde yerel medyamızın desteğini bizzat gördük, tecrübe ettik. Lafa gelince özgür basından dem vuranların darbecilere alkış tuttuğu bir dönemde sizler cesaretle demokrasimize sahip çıktınız. Küresel sistemin çarpıklıklarının
temsilcisi odaklarla bir olup siyasete ayar veren kalemşörler karşısında yerli ve milli basının nasıl olması gerektiğinin yine sizler gösterdiniz. Örnek duruşunuzdan dolayı sizlere ve yerel medyamıza şahsım, ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben de Sinan kardeşimin bu hassasiyetine gerçekten bu hediyenin içinde Erdoğan vakti ifadesi var. Dünya var. Bir de tabii şu anda dünyaya ayar veren biz varız. Bir kez daha alkış rica ediyoruz. Evet, Sayın Doğan'ı da tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizleri de. Evet, Sayın Uysal'ı da tebrik ediyoruz. Başarılarına devam diliyoruz. 2 yıl önce kurulan Merkez Ana Parti'nin Genel Başkanı Nuriye Bakkal, 26 ilde teşkilatlanmalarını tamamladıklarını, 41 ilde de teşkilatlanma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Genel Başkan Nuriye Bakkal, BRTV'ye yaptığı özel açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değil, belediye seçimlerine hazırlandıklarını ve Merkez Ana Parti olarak öncelikli konularının adaletin sağlanması olduğunu ifade etti. Ben Nuriye Bakkal. Erzincanlıyım. Almanya'da büyüdüm. Tahsilimi Almanya'da yaptım. 6 yıldır Türkiye'deyim. Vatanımı çok seviyorum. Türkiye'de siyaset yapmak istedim. Parti kurdum. Çünkü vatanıma hizmet etmek istiyorum. Türkiye genelinde şu anda kaç ilde örgütlü? Örgütümüz resmi olarak 26 ilçeleriyle beraber kuruldu. Kuruluşu tamamlandı ama 41 ilde var, tamamlanmış sadece 26 tane. Takdir edersiniz ki yeni kurulmuş bir partiyiz. Yeni kurulduğumuz bir parti olduğu için hani seçime girsek de fazla bir oy oran olmadıktan sonra biz yani tepeden düşme istemiyoruz. Biz diyoruz ki ilçelerde, illerde tabandan gelelim, tabanımızı örgütleyelim. Ondan sonra büyüyelim, açılalım. Yoksa ben de Cumhurbaşkanı adayı olmak isterim. Ama önce biz kendi kuruluşumuzun tabanını sağlamlaştırmamız lazım diye düşünüyorum. Ülkemiz bildiğiniz gibi üç tarafı denizlerle donanmış bir ülke. Ülkemiz çok değerli, taşı toprağı altın bir ülke. Bu sebepten tarıma da dediğiniz gibi yeraltı kaynaklarına da sanayimize de çok değer vermemiz lazım. Ama bunların başında bence eğitim geliyor. Eğitime öncelik vermemiz lazım. Misal annelerimiz, kadınlarımız çok eğitimli olması lazım. Maalesef Türkiye'de kadınlarımız biraz eğitimde geri planda tutuldu bugüne kadar. Kadın anadır. Kadın evlatlarını yetiştirir, belli bir yaşa kadar getirir. Bu sebepten kadınlar çok eğitimli olması lazım. Eğitime yer vermemiz lazım. Eğitimde de ben eksiklikler görüyorum. Eğitimimiz istediğimiz seviyede değil. Avrupa'da benim ilk başta söyleyeceğim sosyal adalet var. İnsanları ayırmadan, ayrışım yapmadan herkese aynı adaletle davranılıyor. Bu adalet ülkemizde yok diyebilirim. Bizim zaten Merkez Ana Partisi olarak ilk önceliğimiz adalet. Adalet, eğitim, sanayi, tarım, üretim, sağlık. Bunlara çok önem vermemiz lazım. Bunlar Avrupa'da daha yaygın. Bu sebepten Avrupa bazı konularda bizde biraz ileride. Ama ben diyorum ki biz ülkemiz coğrafi konum olaraktan çok güzel bir yerdeyiz. Eğer birlik olursak, beraberlik olursa ülkemizde el ele verirsek ülkemizi dünyanın en iyi yerine getirebiliriz. Çünkü o imkan bizim ülkemizde var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu Bartın ve Zonguldak'taki 2 günlük saha çalışmalarını tamamladı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon Müessesesi'ne ait maden ocağına inen komisyon üyeleri yaklaşık 3 saatlik incelemelerin ardından tekrar yer üstüne çıktı.
Komisyon Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız burada yaptığı açıklamada komisyon olarak maden ocağında -460 koduna kadar indiklerini söyledi. Açıklamasının ardından Yıldız'a maden ocağında kendisinin çıkardığı yaklaşık 10 kilogram ağırlığında taş kömürü takdim edildi. Evet değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Maden Kazaları Araştırma Komisyonu olarak geldiğimiz Bartın, Amasra ve Zonguldak'ta şu anda içinde bulunduğumuz müessesede -460 koduna kadar inerek incelemelerimizi tamamladık. Öncelikle başta genel müdür, genel müdür yardımcısı, idari kadrolarda ve çalışan bütün işçi kardeşlerimize varıncaya kadar ellerine kollarına sağlık diyoruz. İthalatın önlenmesi, yerli üretimin artırılması adına koymuş oldukları emekten dolayı. Çünkü gerek Soma bölgesindeki Linyit, gerekse Zonguldak bölgesindeki taş kömürle beraber Türkiye yerli kömürünü çıkartmaya devam edecek. Tabii bunu işçi sağlığı, iş güvenliği kurallarına uyarak yapacak. Bizim buradaki incelemelerimiz de bu yönde oldu. Öncelikle buradaki çalışan işçi kardeşlerimizin sağlığının her şeyin daha önünde olduğunu bir kez daha burada bu komisyon olarak da vurgulamak isterim. Biz tekrar Amasra'da hayatını son kazada yitiren 42 canımıza, madenci bize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. 4 tane yaralımız var. Şu anda ikisi yoğun bakımda Çamsakur Hastanesi'nde. Onların tedavisi devam ediyor. Allah'tan şifa temenni ediyoruz. Sayın Bakanım. Bartın Belediyesi'nce 2020'nin Aralık ayında ihale edilerek yapımına başlanan Kültür Merkezi Kent Belleği Araştırma Merkezi tamamlandı. Belediye Başkanı Cemal Akın açılış öncesi merkezi tanıttı. Beş kattan oluşan merkez 7 Ocak Cumartesi günü 14.00'da açılarak Bartın halkının hizmetine sunulacak. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, büyük açılış öncesinde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek 7.284.000 TL'ye mal olarak yapılan merkezi kat kat gazetecilere gezdirerek anlattı. Evet, çok saygıdeğer dostlarımız, Cumartesi günü saat 14'te açılışını yapacağımız Kültür Merkezimizi, Bartın Belediyesi Kültür Merkezi. Şimdi birçok etkinlikler olan bu kültür merkezini Bartın'a kazandırmak istedik. Bartın'a bir eser daha hediyesi olsun dedim belediyemizin. Burada hizmetler verilsin, vatandaşı hizmet alsın arzu eyledik. Burası 16-12-2020 tarihinde ihalesi yapılan bir yerdi. Aslında 3 aydan beri burası faaliyette. Ama tanıtılmış bir yer değil. Görülsün istedik. Bilinsin istedik. Burayı herkes kullansın arzu eyledik. O günün parasıyla 7.284.000'a çıkan bir proje bugünün yeniden değerlendirmesiyle 14 milyona mal edebileceğimiz bir projeden bahsediyorum. Bartın'a hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca burada resim çalışmalarından belediyemize hibe edilen 35 eser var. Türkiye ve dünya çapında ressamların yaptığı yağlı boyalarla biliyorsunuz biz 5 dönemdir uluslararası resim çalıştayı yapıyoruz. Onları da burada sergiliyoruz. Fuaye alanlarını sergiliyoruz. 5 katlı bir bina burası. Burası 5 katın üstündeki teras. Bartın burada ayaklarınızın altında. Güzel bir görüntüsü var Bartın'ın. Muhteşem. Burada ayrıca çeşitli etkinliklerin yapılabileceği bir alan. Alt katlarda da çeşitli etkinlikler var. Yine bu hemen bunun altında kent belleği ve araştırma kütüphanesi var. Çok illerde olmayan, büyük illerin bile bazılarında bulunmayan, çünkü hep araştırdım nasıl yapabiliriz, nasıl yaparsak daha iyi olur diye. İşte onu biz burada gerçekleştirdik. Bu bizim bir yılımızı aldı. Çetin Asma abi de bu konuda çok faydası oldu bize. Bartın'da yazarlarımızın faydası oldu. Bartın'da çıkan gazetelerin faydası oldu. Bartın'la ilgili kitapların faydası oldu. Orada sadece Bartın'la ilgili olan bilgi ve belgeler bulunuyor. Onları şimdi alt tarafa gidip göreceğiz. Onun altında da diğer etkinliklerimizi göreceğiz. Bartın'a hayırlı uğurlu olsun.
Allah sıkıntı ver, dert vermeden burada kullanılsın istiyorum ben. Çünkü bizim kültür etkinliklerimizden faydalanan birçok dostumuz var. Bartın bir kültür şehri, Bartın bir sanat şehri. Bu kültür ve sanat şehrine bu güzel eser yakıştı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Devam ediyor. Evet. Uygulamayı gösterebilir misiniz? 200 kişilik burası. Burada ilk sefer burada biz de bir etkinlik yaptık belediye olarak. Karabük'ün Yenici ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, iki kişi yaralandı. Kaza anı tünelde bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi. Yenice'den Karabük istikametine giden Altan Kırık yönetimindeki 35Z9360 plakalı otomobil Suçatı tüneli girişinde karşı yönden gelen Kadir Ağa'nın kullandığı 06CNV 75 plakalı tırla çarpıştı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki eşi Leyla Kırık ekiplerce kurtarıldı. Sürücü Kırık Yenice Devlet Hastanesi, eşi ile tır sürücüsü Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altan Kırık müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yenice Kaymakamı Gizem Yandımata da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım aksadı. Öte yandan kaza anı tünelde bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde tünele giren ve kontrolünü kaybeden otomobilin karşı yönden gelen tırla çarpışması yer alıyor. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü MHP Yenice İlçe Teşkilat yöneticilerinden Altan Kırık'ın eşi Leyla Kırık'ı hastanede yatarak tedavi gören annesinin yanına refakatçi olarak götürdüğü öğrenildi. 38 yaşında hayatını kaybeden Altan Kırık'ın ardında yaralı hastaneye kaldırılan eşi ve sosyal medyasının durumunda eşiyle resmi üzerine sonsuzum yazdığı bu resim kaldı. Recep Yılmaz 8 Ocak Pazar günü yapılacak Karabük İyi Parti 3. olağan il kongresinde aday olduğunu açıkladı Yılmaz. Bu kutsi ve ulvi davaya katkı sunmak için adayım dedi. Ben şu anda size kısa konuşma ve girişten sonra kendisini tanıtmak ve ifade etmek üzere il başkanı adayı Recep Yılmaz'ı takdim ediyorum. Teşekkür ediyorum. Geleceğini göremediği vatandaşlarımızın birbirlerine, kurumlara, eğitime, adalete, velhasıl her şeye güveninin kalmadığı, krizin kaosa dönüştürülmek istediği günleri geçiriyor ve yaşıyoruz. Bunları eleştirmek, kınamak, suçlamak bizleri bu kaostan kurtarmaz, çıkarmaz. Bunun için sorumluluk almak gerekiyor. Tabiri caizse elimizi taşın altına değil, gövdemizi taşın altına koyma zamanıdır. İşte bu nedenle 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 11'de başlayacak kent meydanı kongre ve nikah salonundaki kongremize bütün delegelerimizi, sivil toplum örgütlerimizi, STK'larımızı davet ediyorum. Bizlere güç verirsiniz. Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Recep Yılmaz. 53 yaşında iki çocuk babasıyım. Demirçelik sektöründe Karabük'te faaliyet gösteren iki büyük şirketimizde üst düzey yöneticilik yaptım. Kentepe Salmanlar Köyü, Salmanlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan ve Başkan Yardımcılığı yaptım. 2010 yılından bu tarafa da eşimle beraber kurmuş olduğum demirçelik nakliye tahammül ve işleriyle iştigal etmekteydim. Karabüklüyüm, Karabük'üm ve bütün ilçelerimizin sorun ve problemlerini ben ve ekibimin
iyi bildiği, iyi analizler yaptığı kanaatiyle bu göreve talip oldu. İşte bu kutsi ve milli davaya sizlerle beraber katkı sunmak ve başarmak için adayım. İnşallah İYİ Parti gümbür gümbür geliyor, az kaldı diyoruz. Teşekkür ediyorum. Karadeniz bölgesinde yer alan 13 ilin idarecileri, kolu kuvvetleri ve sağlık yetkilileri Samsun'da metamfetamin ile mücadele bölge değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda metamfetamin ile mücadelede kararlılık mesajı verildi. Metamfetamin ile mücadele bölge değerlendirme toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir toplantı salonunda Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı. Toplantıya Samsun, Amasya, Bartın, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak illerinin idarecileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın konuşmasıyla devam etti. 13 ilimiz bir araya geldik. Metamfetamin konusunda nasıl daha etkin mücadele edebiliriz? Nasıl daha birlik oluşturmak suretiyle bu konunun üstesinden gelebiliriz? Ve artık son 10 yılın özellikle hatta son 5 yılda da iyice artmak suretiyle en büyük sorunu haline gelen metamfetamin konusunda nasıl üstesinden gelebiliriz? Bununla ilgili bir araya geldik. Tabi biliyoruz ki bağımlılık özellikle gençlerimiz başta olmak üzere toplumumuzun her kesimini önemli ölçüde tehdit eden bir hastalık, yani bir sağlık sorunu. Sadece emniyet ve asayiş sorunu değil, aynı zamanda hatta daha öncelikli olarak bir sağlık sorunu. Tabi bununla ilgili sadece emniyet ve asayişin sorunu değil diye biliyoruz. Bu tüm kamu kurumlarımızın aslında bir sorunu ve sivil toplum kuruluşlarımızla tüm aktörleri bir araya getirmek suretiyle mücadele etmemiz gereken bir konu. Sadece kolluk kuvvetlerinin görevi değil. Kastamonu'nun Nazlıova ilçesinde 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 tarihlerinde yaşanan sel afetlerinde zarar gören spor tesislerinin yenilenmesi için yaklaşık 40 milyon TL'lik yatırım yapıldı. İlçede yapılan sentetik çim saha, yüzme havuzu ve kapalı spor salonunda genç sporcuların yetiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 tarihlerinde yaşanan büyük sel felaketleri Kastamonu'daki çok sayıda ilçede yıkıma sebep olmuştu. Sel sebebiyle birçok binanın zarar gördüğü Azdava ilçesinde de spor tesisleri kullanılamaz hale gelmişti. Selin ardından yapılan girişimlerle yeni spor tesislerinin yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından harekete geçildi. Yaklaşık 40 milyon TL'lik yatırımla Azdava ilçesine sentetik çim futbol sahası, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortu, kapalı spor salonu inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde ilçede inşa edilen çim futbol sahası, kapalı spor salonu ve kapalı yarı olimpik yüzme havuzunda sona yaklaşıldı. İlçemizde her alanda olduğu gibi spor alanlarımızda da 11 Ağustos'taki sel afetinde büyük zararlar gördük. 11 Ağustos'un ardından Gençlik ve Spor Bakanımızın büyük destekleriyle Azdavay futbol sahamız, çim futbol sahamız tamamen kullanılmaz haldeydi. Burası sentetik saha olarak yapılması planlandı ve yaklaşık maliyeti ışıklandırmasıyla birlikte 12 milyon civarında olan bu futbol sahası tamamlanmak üzere. Aynı zamanda biz 20 yıldır belediye başkanlığı yapmış olduğum bu ilçe halkının gerçekten Kastamonu'muzun en sosyal ilçelerinden birisi olduğuna inanan ve ilçe halkımıza, ilçe gençlerimize bu hizmetler sunulduğunda mutlaka çok değişik alanlarda iyi sporcular çıkacağını ümit ederek yapmış olduğumuz girişimler neticesinde futbol sahamızın hemen yanı başına bir kapalı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu. Yine bu alana bir
tenis kortu ve ilçe merkezimize de Azdavay Belediye'mizin arazisi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yapmış olduğumuz ve bitmiş olan, şu anda bitme aşamasında olan kapalı spor salonu olmak üzere. Yani bir adet kapalı spor salonu, bir adet sentetik futbol sahası, bir adet tenis kortu ve bir adet de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile birlikte yaklaşık 40 milyonluk gibi bir yatırımımız gerçekleşmiş durumda. Genel Sağlık İş Sendikası Karabük Şubesi üyeleri Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nün de bir araya gelerek memurlara verilen %30 zamma tepki gösterdi. Sendika yaptığı açıklamada sağlık emekçileri iktidarın şamaroğlanı değildir, olmayacaktır dedi. Sağlık emekçileri iktidarın şamaroğlanı değildir, olmayacaktır. Kaşıkla verip kepçeyle almayı ekonomi politikası olarak kabul ettirmeye çalışan iktidar, ekonomideki başarısızlığının bedelini yine halkın her kesimine beraber sağlık emekçilerine ödetmeye çalışmaktadır. Artık takke düşmüş, kel görünmüş, bütçenin açığı da aynı vatandaşın yırtığı, söküğü gibi yava tutmamaktadır. Yandaşlara aktarılan kaynaklar koskoca bir ülkenin geleceğine ipotek koyacak hale gelmiştir. Yüksek enflasyon karşısında alım gücü her geçen gün eriyen kamu çalışanları umutla girmeyi beklediği yeni bir yılın ilk günlerinde yine hüsrana uğramıştır. 20 yıllık siyasi iktidar yanlış ekonomik politikaların sebep olduğu krizin faturasını yine kamu emekçilerine kesmiştir. Cumhurbaşkanımız sendikamız diyerek yandaş konfederasyon olduğunu itiraf ettiği Memur Sen'in organizasyonunda memur ve emekliye %25 zam oranını müjde diye duyurmuştur. Protokol sıralarında oturan Memur Sen Başkanı %25 zammı alkışlayarak iktidara karşı görevini yerine getirmiştir. Önce %25 zam diyerek ölümü gösteren iktidar ardından %30 zam yaptık diyerek sıtmaya razı etmiştir. Hem iktidar hem yandaşı sendika %5'i ikinci müjde olarak duyurmuştur. Bu nasıl müjdedir ki bedeli milyonların açlığıdır? Bu nasıl müjdedir ki bedeli akşam çocuklarına ekmek götüremeyen emekçilerin gözyaşlarıdır? Bu nasıl müjdedir ki bedeli bir ülkenin geleceği, yarınları, umutlarıdır? Yaşanan bu trajik olay ülkemiz sendikacılığının geldiği işler acısı durumu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sunta ve kontraplak üretimi yapan fabrikanın silosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay Kastamonu'nun Tosya ilçesi Suluca köyü Akçakavak mahallesi mevkiinde bulunan sunta ve kontraplak üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın üretim ve stok sahası içinde bulunan talaş silosunda belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören fabrika yetkilileri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. 4 söndürme aracı ve 1 su tankeri ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Karabük'te apartman dairesine çıkan yangın hasara neden oldu. 100. Yıl Mahallesi 1048 No'lu sokakta bulunan apartmanın 3. katında öğrencilerin kaldığı dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Büyük ihtimalle esnek bağlantı. Ondan sonra kapıyı bir açtık içerisi zaten şey. Bundan geçmiş olsun yani. Hı? Daha da büyük olabilirdi. Bundan geçmiş olsun. Yani öyle almış. Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bir köyde çıkan yangında alevlere teslim olan ev ve kümes kullanılamaz hale geldi. 45 hindi ve tavuk telef oldu. Olay Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Karacaözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyde bulunan bir evde belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Yangın evin yanında bulunan kümesede sıçradı. Evi saran yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan ev ve kümes yangında kullanılamaz hale gelirken kümeste bulunan 40 tavuk ve 5 hindi telef oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Samsun'un Canik ilçesinde oğlu tarafından okul binasında silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi. Kadının arkadaşı ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre eşinden boşanmış olan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, erkek arkadaşı Bilgin İ ile velayeti babalarında bulunan 2 çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti. Okul yönetimi de babaları AÖ'yü telefonla arayıp annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirdi. Kadının büyük oğlu AAÖ annesinin bulunduğunu öğrendiği ortaokula gidip binaya girdi. AAÖ tabancayla binanın içinde annesine, ardından da okul bahçesine çıkıp burada bulunan Bilgin İ'ye ateş etti. Büyük sağlık ekiplerince kaldırıldı. Özel hastanede yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Bilgin İ ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan AAÖ Samsun Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince Canik ilçesindeki ikametinde suç aletiyle yakalandı. Polis baba AÖ'yü gözaltına aldı. Düzce'nin Çilimli ilçesinde depremden sonra başlatılan kentsel dönüşüm çalışması çerçevesinde esnafa konteyner dükkanlar teslim edildi. İşlerinin başına geçen esnafın tek düşüncesi ise ısınma problemi oldu. Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm kararı alınan Çilimli'de esnafa konteyner dükkanlar teslim edildi. Konteynerlara işletmelerini taşıyan esnaf mesaiye başladı. Esnafın tek düşüncesi ise ısınma konusu oldu. Benim binam eskiydi, hasarlıydı. Böyle bir şey oldu. Allah nasip etti yani, vesile oldu. Yıkılmak zaten eskiydi. Bazıları ondan dolayı yıkıldı yani. Bir yağmurda karda ne olacağını bilmiyoruz. Üstümüz üstü ne durumdadır. Hani hiç oturmadığımız için. Bir de yakıt sıkıntısı. Elektrik yanıyor. Kira vermeyeceğiz çok şükür. Allah razı olsun dedik. Ondan kurtulduk derken elektrik sorunu çıktı. Çıkacak gibime geliyor. Çünkü 5 saat oldu. 5 saatte anca ısıttım burayı. Sabah 8'de geldim. Samsun İlk Adım Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan cenaze hizmetleri kursunda genç gassal adayları eğitim alıyor. Kefen içine girerek mesaj veren kursiyerler insanların ölüden değil amellerinden korkması gerektiğine dikkat çekiyor. Biz gibi arkadaşımızı kefenledik. Hayata veda eden insanları yıkadıktan sonra kefenleyerek yakınlarına teslim eden gassallar dünyanın en zor mesleklerinden birini icra ediyor. Herkesin korktuğu, kimsenin cesaret edemediği işlerden biri olan gassallık, mesleğini yapmak için insanlar kursa gidiyor. Hem kadın hem erkek için açılan kurslara insanlar yoğun ilgi gösteriyor. Gassal adayları hiçbir korkularının olmadığını ve asıl korkulması gerekenin ahiret hayatında kendilerini bekleyen suallerin olduklarını kaydetti. Sevdiklerimize son vazifemizi yapabilmek. Çünkü bu cenaze işleri her Müslüman üzerine farzdır. İnsanoğlunun nasıl dirisi saygıya layıksa elbette ölüsü de saygıya layıktır. Biz kardeşlerimize karşı son görevimizi yapabilmek için bu kursları düzenliyoruz. Biliyorsunuz bir pandemi yaşandı. Bu pandemide de büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı açıkçası. Toplumsal felaketlerde, işte depremlerde, selde, yangında veya bulaşıcı hastalıklarda cenazelerin yani son işlemlerin yapılabilmesi için gerekli ehliyete ve donanıma sahip personel ihtiyacı açığa çıktı. Bolu'nun Gerede ilçesi Samat köyünde hastaneye gidemeyen vatandaşlar için sağlık ekipleri kilometrelerce yol kat ederek köylülere sağlık hizmeti götürdü. Köy camisinde toplanan vatandaşlar tek tek muayene edildi.
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastalıkların erken teşhisi ve hastaneye gitmekte güçlük çeken vatandaşlar için başlatılan Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz projesi farklı köylerde sürdürülmeye devam ediyor. Proje çerçevesinde oluşturulan mobil sağlık ekibi köylere giderek vatandaşları sağlık kontrolünden geçiriyor. Son olarak Gerede Samat Köyü'ne gelen mobil sağlık ekibi camide vatandaşları muayene etti. Yaşlı ve yatalak hastalar ise evlerinde kontrol edildi. Daha ileri seviyede muayene ve tedavi ihtiyacı olan vatandaşlar için de randevu oluşturuldu. Allah razı olsun. Allah devlete zıbal vermesin, devlete, millete. Sağ olun, sizin sayenizde ayakta duruyoruz. Ben dünyayı dolaştım. İran, Irak, Suudi Arabistan. Allah devlete zıbal vermesin hoca hanım. Gayri yaşlandık biz. Ben şeyden sol kolumdan fizik tedaviye gideceğim. Ve göz muayenesi oldum. Hanımda kadın hastalıkları var. Ondan sonra 6-7 defa ameliyat oldu. Sağ dizinden beton attılar. Onun da çok zoru var. Bolu Dağ ve Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Otoyolun Düzce kesimi Gümüşova rampaları, Küçükmelen, Bataklı Çiftlik, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkilerinde sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sonucu sürücüler yolda dikkatli ilerledi. Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Kilis Kuyumcular Odası Başkanı Zafer Bilik, altındaki yükselişin devam ettiğini ve Şubat ayında daha da yükseleceğini belirtti. Bilik, vatandaşları da uyararak altın alırken işçiliği az olan altınları seçsinler dedi. TV79'un yayın hayatına başlamasının öneminden bahseden Bilik, TV79'a yayın hayatında başarılar diledi. Altının revaçta olduğu bu günlerde, geçmiş günlerden nazaran bugünlerin daha böyle hareketli olduğunu görüyoruz altının. Bizim görüşümüz, aldığımız bilgilerimiz, kapalı çarşıdaki bu işi bilen insanlara sorduklarımız, onsun biraz daha yükseleceğini, altın fiyatının Şubat ayında rekor olacağını dile getiriyorlar. Biz de yatırımcı arkadaşlarımıza, yatırımcı müşterilerimize fiyat yükselmeden yatırımlarını altına yapmalarını tavsiye ediyoruz. Elhamdülillah onun sevinci içerisindeyiz. Biliyoruz ki basın bizim gözümüz, kulağımız, her şeyi basından alıyoruz. Hayırlı olsun diyeceğim. Biz kuyumcu esnafı olarak da TV79'u destekleriz. Elimizden geleni yaparız. Çünkü memleketimizde bir tane TV olması lazım. Bakınız bu açıklamalarımızı sizin aracılığıyla bütün Türkiye, bütün dünya duyuyor. Onun için çok sevmiştiyiz yani böyle bir TV79'un burada açılmasına. Hem de seyrediyoruz her akşam, her gün açıp TV79'u seyrediyoruz efendim. Kilis Adliyesi personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu. Adliye bahçesine getirilen Kızılay otobüsü vatandaşların kan bağışını kabul ediyor. Kızılay Kan Merkezi Müdürü Esra Çeşmeci vatandaşları kan bağışına davet etti. Merhabalar. Her sene kış aylarında belli bir kan bağışında düşüş yaşanıyor. Biz her zaman olduğu gibi hem sahada hem merkezde kan almaya devam ediyoruz. Bugün de adliye sarayındayız. Sağ olsunlar, kabul ettiler. Adliyede gün içinde çalışıp kan vermeye gelemeyenler için burada kan bağışı kabul ediyoruz. Havalarımız soğudu ama kan ihtiyacı her zaman olduğu gibi devam ediyor. Hastanede yatan hastalarımız için, bizim vatandaşlarımız için herkes kan bağışına davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Ya, 1948 yılında başlayıp 1979'da emekli olan Karabük Demir Çelik Fabrikalarında 29 yıl fiili olarak çalışan Ahmet Biçen 44 yıl sonra yeniden Kardemir'de çalışanlar tarafından ağırlandı.
31 doğumluyum. 48'e girdim Demirtölü'ye. 2 sene askerliğim var. 54'te geldim askerden. 2 sene yaptığımda Çaykar girdim. 79'da emekli oldum. Hürriyet vardı burada bir yerde. Bak burası. Sol taraf. O taraf. İvrik'ten geliyor buranın madeni. Benim çalıştığım zaman 14 bin işçi var. Hoş geldiniz. ...19 Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünce kurulan Kampüs Kimya'da üretilen ürünlerinin satışından 2022 yılında 3 milyon lira ciroya ulaşıldı. 19 Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tevfik Özen, fakülte bünyesinde Kampüs Kimya adıyla kurdukları üretim tesisinde evsel ve endüstriyel temizlik ürünleri ürettiklerini söyledi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi ve Kampüs Kimya üretim sorumlusu Profesör Doktor Erbil Ağar da 6'sı öğrenci, 2'si akademisyen, 2'si de çalışan olmak üzere 10 kişiyle üretim yaptıklarını söyledi. Fen Fakültesi bünyesinde oluşturmuş Kampüs Kimya üretim tesisi özellikle pandemi dönemiyle başlayan ihtiyaçlar doğrultusunda dezenfektanla başlandı. Ardından temizlik malzemeleri üreterek şu anki bulunduğumuz alanımızı oluşturduk. Alanımız 2000 metrekare alan içerisinde kurulmuş üretim alanı, depo alanı, yeni ham madde depo alanıyla birlikte oluşturmuş organize bir yapıyı oluşturmakta. Bulunduğumuz bu alan içerisinde her bir üretim alanı belli üretim alanı içerisinde özel bölümler içerisinde oluşturulmuş. Tek tek farklı kazanlar içerisinde ürünler oluşturulmakta. Özellikle ihtiyacı olan aktif karşılama noktasında üniversitemizin kampüs alanı içerisinde birçok birimlerimiz bulunmakta. Tıp Fakültesi, Diş Hastanesi, Hayvan Hastanesi, İdari, Mali İşler Birimi'nin ihtiyaçta olabilecek bütün temizlik malzemeleri, deterjan malzemeleri gibi bütün alanlara ihtiyaç karşılayabileceğimiz 25 farklı ürünlerimizi oluşturabiliyoruz. Bunları aktif bir şekilde, eksik bir şekilde, ihtiyaca göre hızlı bir şekilde karşılayabiliyoruz. 3 ile 5 ton arasında bir üretim yapıyoruz. 10 kişiyle yaklaşık çalışıyoruz. 6 tanesi part-time öğrenci. 2 tane biz hoca olarak, akademisyen. 2 tane de devamlı çalışanımız var. Ürünlerimiz çok kaliteli, ucuz. Zaten döner sermaye kapsamında kurulduğu için hiç kimse döner sermayeden pay almamakta. Geliri tamamen üniversitemize ihtiyaçları için harcanmaktadır. Kaliteli ve ucuz. Giresun'da öğrenci servisi sıkıntısı nedeniyle okula gidemeyen 2 öğrencinin eğitim alması için onarılan Akpınar Köyü İlkokulu'nda 13 yıl sonra tekrar eğitim verilmeye başlandı. Yağlıdere ilçesine bağlı Akpınar Köyü ilçe merkezine 50 kilometre, bölgedeki en yakın okula ise 20 kilometre mesafede yer alıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan girişimlere rağmen köydeki 2 öğrencinin en yakın okula taşınması için servis bulunamadı. Bunun üzerine 2009-2010 eğitim öğretim yılı sonunda taşımalı eğitim uygulaması ile kapanan Akpınar Köyü ilkokulunun tekrardan açılmasına karar verildi. Köy okulunun boyası ve gerekli tadilatı ilçedeki öğretmenler ve köydeki vatandaşlar tarafından yapılarak eğitime hazır hale getirildi.
Sobası bir öğretmenin evinden getirilen köy okulu biri ikinci, biri de dördüncü sınıf öğrencisiyle eğitime başladı. Okulda bir süre sonra bir dördüncü sınıf öğrencisinin de misafir olarak eğitime katılmasıyla sayı 3'e çıktı. Köy yaşam merkezi olarak da faaliyet gösterecek okulda köy halkı için kurslar düzenlenmesi de planlanıyor. Okulumuz bakanlığımızın taşımalı eğitim kapsamına geçtikten sonra kapanmıştı. Uzun yıllar kapalı kalmıştı. Yalnız bu sene hem taşımalı eğitimde uygun servisin olmamasından dolayı biz de hiçbir öğrencimizin eğitimden mahrum kalmaması amacıyla bakanlığımızın ülkemizin her noktasında her çocuğumuza eğitimin ulaştırılması projesi kapsamında, felsefesi kapsamında okulumuzu çok kısa bir zamanda gerekli bakım onarımlarını yaparak değerli okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin de çabalarıyla, bireysel çalışmalarıyla okulumuzu kısa sürede hazırladık. Köye geldim. Sonra hani servis olmaması nedeniyle çocuklarımız köyde kalmıştı. Ben de hani kendim sözleşmeli öğretmenlik olarak okula başladım. Şimdi 3 tane öğrencim var. Onlarla birlikte hani derslerimizi işliyoruz. Yücek ailesinin acı günü. Karabük Eflani Çavuşlu köyünden uzun yıllar İstanbul Karabük arasında yolcu otobüsü işletmeciliği yapan, ardından fırıncılık ve inşaat malzemesi satışında bulunan Mustafa Yücek, yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak vefat etti. Yücek dün İstanbul'da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından bugün Eflani Çavuşlu köyünde toprağa verildi. Çavuşlu köyündeki cenazeye çok sayıda seveni katıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Son durağı. Ahiretin de ilk durağı. Diyor ki ey dostlar, ben de sizin gibi burada namaz kılıyordum. Ama bugün yokum. Ona hakkınızı helal edin diyor. Bu budur. Ne diyor Peygamber Efendimiz aleyhi ve sellem? İbret almak istiyorsanız ölüm yeter. Zonguldak'ta vatandaşlar kış aylarında grip ve soğuk algınlığından korunmak için aktarları tercih etti. Vatandaşlar aktarlarda paketlenmiş olarak satılan ıhlamur, zencefil, havlıcan, kabuk tarçın, karanfil, kuşburnu, papatya, kış çayı karışımını alarak korunmaya çalışıyor. Kış çayı karışımı tezgahlarda paketi 30 TL'den satılıyor. Herkes de grip olmuş. Nezle zaten o biçim, her şey tavan etmiş. Herkes hasta. Onun için biz önerdiğimiz şeyler ıhlamur, ıhlamur içine atılan zencefil, havlıcan, kabuk tarçın, karanfil, kuşburnu, papatya, ıhlamur, zaten hibisküs. Böyle paketlerde zaten var, paketlenmiş olarak. Hepsini karışım olarak. Zaten buradan bir tutam alıp demliğe bir, az bir şey atıyorsun. Demini bekliyorsun demlenmesini. Öyle de içilebiliyor. Yalnız bir bardak kaynar suya atılıp az bir şey bekledikten sonra demini aldıktan sonra öyle de içilebiliyor yani. Ana haber bültenimizi burada sonlandırıyoruz sevgili izleyenler. Yarın yine aynı saatte ana haber bültenimizde buluşmak dileğiyle. Umutla, mutlulukla ve sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sunar.
Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sundu.